Evet, değerli dostlar, cümleten selamun aleyküm diyoruz. Şu an çok önemli bir yerdeyiz. Biliyorsunuz Posof deyince Ozan Aşıklar akla gelir. Bunlardan birisi de, hatta ilklerinden birisi Aşık Üzeyir rahmetli ve onun oğlu Aşık Feryadi. Değerli dostlar, şu an gördüğünüz gibi Aşık Üzeyir'in mezarını ziyarete geldik. Mezarı da tam köyün hemen birazcık altında, eski mezarlıkta. Allah rahmet eylesin diyoruz. Az önce dualarımızı yaptık, Fatiha okuduk. Tüm sevenlerden de Şekeroğlu'nun isteği bir Fatiha okuması. Bu büyük ustadı böylece yad etmiş olalım değerli dostlar. Ayrıca ustadımızı unutma değerli dostlar. Aşık Üzeyir ve Aşık Feryadi'nin mezarı burada olduğunu. Evet, Aşık Üzeyir'in mezarı belli, fakat Feryadi'nin mezarı da hemen yanında olduğunu biliyoruz. İnşallah o da gün yüzüne çıkar, Aşık Feryadi'nin mezarı. Ayrıca az önce de söylemiştim, ustadımıza Soğuk Pınar'ın suyundan da getirdik. Mezarına Soğuk Pınar'ın suyundan döktük. Az önce biliyorsunuz Soğuk Pınar'daydık. Ustadımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, Aşık Üzeyir ustadımıza. Rabbim rahmet eylesin. O ki değerli dostlar, Posof için nice güzel şiirler yazdı. Evet, şiirlerinden bir mısrası gördüğünüz gibi kabrine, kabrinin üzerinde. Bu fakir ah eder, kanlı yaş döker, esirdir ahıska boynunu büker, tezden çare kıla bir şahı hünkar, nice diyem bahtın kara yazılmış diyor Aşık Üzeyir ahıska için. Allah tekrar ustadımıza rahmet eylesin diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Aşık Üzeyir köyündeyiz ve bayrağımızı da getirdik. Bayrağımızı da hemen mezara yazdık. Değerli dostlar, bence bu bayrak hem şehitlerimize hem de böyle alimlerimize yakışır. Bundan dolayı tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz ustadımıza. Evet, doğum tarihi şu an gördüğünüz gibi 1770-1836. Evet. Aşık Üzeyir, biliyorsunuz bu köye de ismini vermiş ve Aşık Üzeyir'in oğlu da yine Aşık Feryadi. Rivayete göre mezarı yan yana, babasının mezarıyla. Muhtemelen burada bir yerde ona da bir Fatiha okuyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet. Değerli dostlar, şimdi köy biraz daha şöyle yüksek bir tepeden çekmeye çalışacağım. Tepeye doğru inşallah bir çekim yapalım. Böylece Aşık Üzeyir köyünü de hemen üstte biliyorsunuz göreceksiniz. Bu güzel köy, tarihi bir köy. Ne kadar bu köye önem versek inanın azdır. Tekrar Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Evet, şu yüksek tepeden Aşık Üzeyir köyünü çekmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burası bir eski mezarlık. Yine karşıda da yine mezarlık var. Ve Hunemis'e giden yol var. Ayrıca Hunemis'e buradan bir yaya yol var. Az önce oradaydık biliyorsunuz, Hunemis'teydik. Evet, şimdi inşallah yayınımız iyidir. İnşallah şu tepeye çıkmaya çalışacağım diyorlar. Oradan da bir çekim yapalım. Burada da mezarlar var ve Allah rahmet eylesin diyoruz ve meftalarımıza, ehli iman meftalarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, büyük ustadların, evet gördüğünüz gibi biri burada Aşık Üzeyir. Yad ettik. Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar. Ve oğlu Aşık Feryadi.
Evet, köy azdan görünmeye başladı. Aşık Üzeyir köyündeyiz. Ya dostlar. Evet, Teminder Çağlayan selam demiş. Eyvallah. Aynen. Evet, Aşık Üzeyir köyü tarihi bir köy ya dostlar. Ve yanında bir çay geçiyor. Bulgar Dağı da hemen biliyorsunuz. Biraz daha yukarıdan çekip çekelim diyoruz. Evet, rüzgar da var bir taraftan. Şöyle. Pozov'da ikindi ezanı okunmakta. Ezanı dinleyelim. İnşallah devam ederiz. Aşık Üzeyir gördüğünüz gibi Sunamis'e yakın. Köyden çok tanıdığımız var. Evet, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Evet değerli dostlar, az önce Aşık Üzeyir'in mezarını ziyaret ettik. Ve Aşık Üzeyir köyündeyiz. Buraya gelmişken ilk olarak mezarını ziyaret ettik. Allah tekrar rahmet eylesin diyoruz. Ve Aşık Üzeyir köyünden çok tanıdığımız var. Hepsini buradan selamlıyoruz. Güzel köyümüze hep birlikte sahip çıkarız ve
mezarı da inşallah biliyorsunuz Aşık Feryadı'nın mezarı da burada ama yerini inşallah tam buluruz. İki ustanın Evet, iki değerli ustadın mezarı burada biliyorsunuz. İnşallah yerleri tam belli olur. Aşık Üzeyir'in mezarı belli şu an yeri. İnşallah oğlu aşık olan kendisine Aşık Feryadı'nın da yavuzlar mezar yeri belli diyoruz. Bu konuda bilgisi olan herkes inşallah yardımcı olur ve Aşık Üzeyir mezarı gibi Aşık Feryadı'nın mezarı da bulunur yavuzlar. Mezarı öğrendiğim kadarıyla Aşık Üzeyir mezarının hemen yanında. Bunu eskilerimiz yine bilir. Bu konuda inşallah çalışma yaparız ve iki ustanın da mezarı belli olur. Ustamız Aşık Feryadı da diğer olsa büyük bir usta. Hatta Aşık Sülal'in ustası olarak bilinir Aşık Feryadı. Aşık Üzeyir'in oğludur. Zülal Baba vefatını duyuyor 1904 yılında. Azerbaycan'dan geldiğinde mezarını ziyaret ediyor hatta ve güzel bir şiir yazıyor. Bir vefa şiiri yazıyoruz adına. Acılı bir şiir. İnşallah paylaşırız o şiiri de. Zülal Baba buraya gelip ustadını ziyaret ediyor ve yad ediyor devuslar. Ve bir şiirle yad ediyor. Böyle değerli insanlarımıza sahip çıkalım hep birlikte. En azından mezar yerlerini bulmaya çalışalım. Ta ki gelecek nesiller bu değerlerimizi unutmasınlar. Çünkü Posof denince ilk akla gelen isimler bunlar. Rabbim yardımcı olandan, bu konuda yardımcı olandan olan herkesten razı olsun diyoruz. Şu an birkaç yorum yazmış arkadaşlar. Onlara bakmak istiyorum. Evet, şu an karşımızda az önce ziyaret ettiğim Aşık Üzeyir'in mezarı görüyoruz. İnşallah Aşık Feryadı'nın da mezarını buluruz. Çünkü yanındaymış hemen. Zülali Baba da öyle rivayet ediyor. Bir an evvel bulalım inşallah. Evet, gül açtı Öner. Eyvallah. Çok sağ olun diyor. Evet, burası Aşık Üzeyir köyü diyor dostlar. Aşık Üzeyir köyü. Evet, Aşık Üzeyir köyünü mezarlığındayız. Aşık Üzeyir mezarını ziyaret ettik. Evet, ne olsa Aşık Üzeyir mezarını ziyaret ettik bugün. Birkaç arkadaş, sağ olsun onlar da Şekeroğlu Aşık Üzeyir köyüne bir uğra demişti. Ziyaret ettik Soğukpınar'dan. Bugün Soğukpınar'daydım az önce. Getirdiğimiz suyla mezarını suladım değerli dostlar. Allah tekrar rahmet eylesin diyoruz ustadımıza. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Ustadımıza Allah rahmet eylesin diyoruz.
Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi bu şanlı bayrak bir şehitlerin mezarına yakışıyor, bir de alimlerin mezarına yakışıyor. Allah tekrar rahmet eylesin. Evet değerli dostlar, şu an gördüğünüz gibi Aşık Üzeyir köyündeyiz. Evet Ozan ve Aşıklar köyü, Aşık Üzeyir köyündeyiz. İki değerli Ozan var biliyorsunuz burada. Biri Aşık Üzeyir, biri de diğeri de oğlu Aşık Feryadi. Allah tekrar her ikisine de rahmet eylesin diyoruz. Bu köyün ve bu değerlerin kıymetini bilelim diyoruz. Evet. Ya dostlar, Avrupa'da inanın, Avrupa'da olsaydı bu tür değerler, böyle büyük şahsiyetler müze yapılırdı, müze haline gelirdi, evleri müze haline gelirdi, eserleri sergilenirdi. Ama zamanla inşallah o da olacak. Çünkü bu değerlerin kıymeti her zaman olacaktır, her zaman var olacaktır. Şu an 200-300 sene Aşık Üzeyir 200-300 sene Aşık Üzeyir'in eserleri okunuyorsa, bu da Aşık Üzeyir'in, Aşık Feryadi'nin, Aşık Zülali Baba'nın bir hak aşık olduğundandır. İnşallah kıyamete kadar da bizler o ustalarımızı unutmayacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız ve rahmet okuyacağız inşallah ve bu değerlere sahip çıkacağız diyoruz. Değerli dostlar. Evet, geçmişini bilmeyen insanların geleceği de olmaz derler. Evet, geçmişimize, tarihimize, değerlerimize hep birlikte sahip çıkalım inşallah diyor Şekeroğlu ve Aşık Üzeyir köyünü böyle çekerek
Devam ediyoruz. İnşallah görüntümüz net geliyordur. Bazen bağlantı sorunu da olabilir. Şu an Aşık Üzeyir Köyü'nde bildiğim kadarıyla 3-4 aile var. Genelde işte güçte oluyorlar. Bundan dolayı şu an köy çok sakin değerli dostlar. Ama köyü yine de çekelim biz. Benim bu köye gelip ziyaret etmek, ustaları ziyaret etmekti. İnşallah bizden de bir vefa olur diyoruz. Gördüğünüz gibi köyün hemen alt tarafında da çeşme var. Evet, köy değerli dostlar, Hunamis'ten hemen sonra Göztaş'ını biliyorsunuz, Göztaş'ından ayrılıyorsun. Hunamis'ten hemen sonra bir köy. Evet. Bu güzel köyden hatıra değerli dostlar. Küçük şişe su alalım diyoruz. Evet. Şu an Aşık Üzeyir Köyü'ndeyiz. Ve köyün girişindeyiz tam olarak. Gördüğünüz gibi karşıda da yine Varhana köyü var, komşu köy. Ve üstte de yine diğer köylere giden yollar var. Suskap köyüne giden yol var. Suskap, Vahla ve Kol köyüne biliyorsunuz. Evet ya dostlar, şu an bizi canlı yayında izleyenler varsa şu an kameraya çevireyim. Bu evet, bu çekimleri, yayınları tanıtım amacıyla yapıyoruz. Sizlerden isteğimiz bunlar, hem beğeni yapalım hem de posok gruplarından da paylaşalım. Çünkü köyünü görmeyen belki 15-20 senedir insanlar var. Bir kişi de bize dua ederse o bize yeter. Evet. Gayemiz hiçbir menfaat değil. Olmadı da bugüne kadar. Bazen soruyorlar Şekeroğlu, bu çekimlerden bir karım, faydam, menfaatim var mı diye soruyorlar. Merak edenler. İnanın değerli dostlar, hiçbir herhangi bir maddi menfaatimiz yok. Ama manevi menfaatimiz var. Bir kişi de bize dua ederse o bize yeter diyoruz. Çok şükür hiçbir zaman maddiyat peşinde koşan birisi olmadık. Maddi durumumuz da iyi Allah'a şükür. Ne çok zenginiz ne çok fakiriz, Allah'a şükretmeyi biliyoruz. Çok şükür mutluyuz değerli dostlar. Vatanımızda da daha mutluyuz. Allah kimseyi vatanından ayırmasın diyoruz. Bu öz diyarlara, memleketlere bizleri evet kavuştursun diyoruz tekrar. Evet. Aşık Üzeyir Köyü'ndeyiz. Köyü de şöyle kısa bir çekim yaparak değerli dostlar, gelmişken çekelim. İnşallah buradan da tekrar yolumuza devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ambarlar halen sağlam. Bayağı da büyük ambar. Evet. Evet. Yollar genelde köylerde gördüğünüz gibi yollar parke olmuş, temiz hale gelmiş en azından. İnşallah dostlar, inşallah evlere de sahip çıkarız. Bu güzel yurdu şenlendiririz diyoruz. Evet.
Burada bir tığ makinesi sanıyorum. Bunu da çekelim. Evet, değerli dostlar, bir zamanın, bir tarihin unutulmaz aletiydi. Elle çevriliyordu biliyorsunuz. Daha sonra motorlular çıktı. Şahsen çok çevirdim. Çocuk yaşta olmamıza rağmen. Evet, şu odaya bakın değerli dostlar. Gördüğünüz gibi sapasağlam duruyor. İşte ustalık bu. İşte posofa böyle evler lazım. Buna bir çatı atmak lazım. İnanın piriketten 10 kat daha iyidir. Çünkü serin tutar. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Ve çok da güzel işçiliği var. Evet, ambar yakaları gördüğünüz gibi insanların oturduğu yerler. Kim bilir kimler geldi, kim bilir kimler geçti. Evet, Aşık Üzeyir köyündeyiz. Gördüğünüz gibi çay hemen kıyısından çay geçiyor. Çay sesini duyuyoruz şu an. Çay da hemen Ulgar Dağı'ndan gelen bir çay. Üzeri Ulgar Dağı diyorsunuz. Evet. Değerli dostlar, şu an Aşık Üzeyir köyünü çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi evler hep taştan. Evet, sadece biraz düzenleyip bir çatı atacaksın. İşte sana ev diyor dostlar. Taşı güzel, gördüğünüz gibi. Yonturmuş taşı var. Camısı da sanıyorum biraz daha yukarıda camısı. Diyor dostlar. Evet, inşallah bu güzel diyarlara. Evet. Evet, cami burada. O yukarısı okul herhalde. Evet. İnşallah evet diyor dostlar. Güzel diyarlara hep birlikte sahip çıkarız diyoruz. Şimdilik Aşık Üzeyir köyünden, Posof'tan sizleri Şekeroğlu selamlıyor. Cümleten selam aleyküm diyoruz.